Rahman ve Rahim olan, iyiliği sonsuz, ikramı bol Allah'ın adıyla. Merhabalar sevgili izleyiciler. İşte yine Yükselen Sözler'de sizlerle birlikteyiz. Bizleri aradan geçen bir haftadan sonra tekrar sizlerle buluşturan Rabbimize şükürler olsun. Bugün de yine önemli bir konuyu burada masaya yatıracağız ve sözümüzün yükselmesi duasıyla evlerinize konuk olmayı planlıyoruz. İnşallah Allah izin verirse. Sevgili izleyiciler biliyorsunuz bu hafta Kutlu Doğum Haftası etkinliklerinin başladığı hafta ve belirlenen temayla Resulullah'ın, Nebimiz Aleyhisselam'ın hayatından örneklerle Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri düzenleniyor. Ve bu vesileyle biz de konumuzu yine bir takım konuları doğrultmak, düzeltmek, Kur'an'a vurmak, Kur'an'a arz etmek, Kur'an'dan onay alıp almadığına bakmak, ...ve oradan hareketle hayatımıza yön vermek, Allah'ın ayetlerinin hayatımızda hakim olması... ...ve Resulullah gibi yaşayan Kur'an olmak için bu bölümde sizlerle birlikte olmayı ümit ediyoruz. Sevgili izleyiciler yine çok değerli bir hocam bugün bizlerle birlikte sağ olsun Eskişehir'den geldi, bizleri kırmadı. Sevgili Cüneyt Coşkun hocamız, hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk sağ olun. Nasılsınız? Çok şükür hamdolsun. Siz de iyisiniz. Teşekkür ederim. Çok iyi Anladım. görünüyorsunuz. Evet. Beni bastırdınız yani. Ben... Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. <laughs> Biraz yanınızda böyle sönük kaldım. Teşekkürler. Şimdi arada sırada çıkınca böyle oluyor. Evet. her hafta çıkıyorsunuz tabii. <laughs> Peki sağ olun. Çok naziksiniz. Hocam nasıl geçti yolculuğunuz? Rahat geldiniz inşallah. Allah olsun, rahat geldik. Bugün önemli bir konuyu sizinle konuşacağız. Allah izin verirse ama önce bizim bir adetimiz var. Konuğumuzu sevgili izleyicilerimize bir VTR'imize, kısa bir VTR'imize tanıtıyoruz. Sizi tanıyalım sonra devam edelim inşallah. Hocamızı tanıyoruz. Müzik Cüneyt Coşkun, 1980 yılında Eskişehir'de doğdu. İlk öğrenimini Murat Atılgan İlkokulu'nda tamamladı. 1999'da Eskişehir Fadime Sarar Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesini kazandı. 2003 yılında ilahiyat eğitimini tamamladı. 2006 yılında aynı üniversitede temel İslam bilimleri ana bilim dalına bağlı hadis bilim dalında yüksek lisansını tamamladı hadis ihtilafları, zayıf hadisler ve küfre hadis ekolü üzerine çalışmalar yapan Cüneyt Coşkun, hadis alanında doktora çalışmasını sürdürmektedir. Coşkun evli ve üç çocuk babasıdır. Cüneyt Coşkun hocamızı tanıdık. Bugün sevgili izleyiciler daha önceden de duyurduğumuz gibi levlake olarak bilinen ya da sen olmasaydın diye Türkçemize çevrilebilen kutsi hadis olduğu iddia edilen rivayet edildiği söylenen bir Hadis'ten bahsetmek istiyoruz sizlere. Neden? Tabii sadece bu hadis'ten, bu hadis etrafında gelişen kültürden ve bunun ne derece kabul edilebilir, ne derece kabul edilemez olduğunu burada sevgili Cüneyt hocamızla birlikte masaya yatırmaya çalışacağız. Çünkü kendisinin bu konuda çok değerli bir çalışması var. Ama önce isterseniz bugünkü ilk bölümümüzün ayetini izleyelim, sonra konumuza hızlı bir giriş yapalım. Yeri ve insanları kulluğu sadece bana yapsınlar diye yarattım. Onlardan ne bir nimet beklerim ne de beni doyurmalarını isterim. Bütün nimetleri veren Allah'tır. O çok güçlüdür, sapasağlamdır.'' sağlamdır. Zariyat Suresi 56 ila 58. ayetler. Müzik Evet hocam bu ayette Allah ve daha başka pek çok ayette de aslında yaratılışı neden yaptığını, nasıl başlattığını hatta aşamalarını bile bizlere anlatıyor. Kur'an'da bununla ilgili pek çok ayet var. Ancak Levlaki hadisi başka bir şey söylüyor bize. Levlaki diye bilinen hadis. Öncelikle hocam nedir bu hadis? Bunun bir metnini, manasını sizden alalım ve başlayalım. Buyurun. Şimdi Tabi kutsi bir hadis deniyor. Formu bu. Ha, rivayet şey, Kutsi hadis bu. ne demek? Kutsi yani hadisin hadis, normal hadisten farkı hadis, nedir? E, meşhur olan şekli şu. Levlake. Levlake. Yani sen olmasaydın sen olmasaydın. İki kere. Evet, evet iki kere. Ama bir kere de geçiyor tabii bu. Ha öyle mi? Bir kere de geçiyor. Kaynaklarda bir kere geçiyor ama daha sonra ikiye çıkmış bu. Biraz Hı -hı. daha sağlamlaştıralım diye herhalde. Devamında da leme halaktül eflake diye hafif bir kafiyesi var. Hı -hı. Yani sen olmasaydın, sen olmasaydın alemleri yaratmazdım şeklinde Allah Teala'nın ağzından Hı -hı. peygamberimize hitaben bir söz olarak nakledilmiş. Hatta bunun böyle e, hat yazıları falan vardır duvarlarda Hı -hı. çok görülen ya çok yaygın bir şeydir. E, ben çok gördüm yani bilmiyorum. Yani tabii yaygın bilinen bir şey, insanların hoşuna gidecek ilgisini çekecek bir şey mana itibariyle Hı -hı. belki. Hı -hı. Yani şu insanın doğasında olabilir. Kendi nebisini, rasulünü insan sever. Onu yüceltmek ister insan doğası gereği. Nasıl sevdiğimizi yüksek yerlerde görmek istiyorsak. Dolayısıyla bu doğrultudaki sözler hoşa gidiyor olabilir. İlgi çekiyor olabilir. Ama en etkili nokta bu hususta yani çokça anlatılıyor olmasıdır bu sözün. Zamanı da çok anlatılıyordu ama artık biraz değişti. Yani bunun hadis olmadığı söyleniyor. Ama bizim için asıl problem şu. Yani en azından dillendiriliyor artık bu evet. e, bu dile getiriliyor evet. diyelim. Yani asıl problemimiz şu ama hadis değildir deniyor ama... Acluni vardır eski hadis alimlerinden. Hadis değildir der mesela bununla ilgili ama manası sahihtir der. Yani anlamı doğrudur. E, o zaman hadis olmamasının der. ne manası kaldı? Yani, şimdi <laughs> olabilir aslında yani hadis değildir. Hadis formuna uymaz rivayet kurallarına uymaz. Ama bir delil ile siz manası doğrudur dersiniz. Heh, bunu bir yere dayandırmanız lazım. Muhakkak bunu. bir yere evet, dayandırmanız evet. lazım. Ya da manası doğrudur diyorsanız bir şekilde bu iddianızı ortaya, ortaya koymanız lazım. Böyle bir şey değil. Altı boş. Hmm. Yani biz konuşacağız tabii inşallah. da tam Hocam, aksine. Kutsi hadis dediğimiz şey ne? Evet, kutsi hadis. Şimdi şöyle o zaman hadisin klasik tarifini verin. Buyurun çok güzel olur. Yani hadis e, malum bir rivayet malzemesidir. Hı hı. İnsanların bir bilgiyi naklidir. Dolayısıyla o bilgiyi nakleden insanlar da e, bu işin içerisinde olan insanlar da bir hadis tarifi vermişler. E biz bunlara muhaddis diyoruz, hadisçi diyoruz. Hı hı. Onların tarifine göre hadis şudur. E, Resulullah'a izafe edilen diyorlar veya Nebi'ye izafe edilen diyorlar izafe etmek demek dayandırmak dayandıran, evet, dayandıran. demektir. İsnat, İsnat edilen evet. söz, virgül, fiil, takrir, ahlaki vasıflar, efendim, beşeri yaratılış ile ilgili vasıflardır hı hı. diye tarif ediyorlar. Dolayısıyla başından anlıyoruz ki zaten izafe edilen, dayandırılan, yani bir insan, ravi peygamberimize bir sözü dayandırıyor hı. veya bir fiilini. Dolayısıyla bir insan faktörü var zaten. Tarifin içinde de açık. Yani bir bilgi nakli. Hadis budur. Peygamberimize dayandırılıyor şimdi hadis ama önüne kutsi sıfatını alıyorsa şayet. Ki bu da 6. 7. yüzyıldan itibaren hicri ortaya çıkmış bir kavramdır. Kutsi hadis kavramı. Kutsi hadis kavramı. Daha önce kullanılmıyor. Hicretten 600 yıl sonra en az. Evet. Yani o zaman kullanılmaya başlanıyor bu noktada da bir hadis hocamız vardır, değerli Enbiya Yıldırım, profesör doktor. Ha, evet. Makalesi vardır evet. kutsi hadislerle ilgili. Yani kutsi, kutsala ait, mukaddes yere ait demek. Yani Peygamberimiz Aleyhisselam kutsal olan, mukaddes olan yerden yani Allah Teala'dan bir mana alır ve onu kendisi dillendirir. Bu yüzden ona hadis denir. Ama mana Allah'tan geldi denildiği için ona bir kutsi ifadesi eklenmiştir. Yani bir tür e, vahyi gayrimetluğa benzer bir şey hocam bu o zaman. Yani... Aynen öyle. Yani a, klasik tabirle tabii aynen öyle. E, mana itibariyle Allah'tan. Ama hani kutsi hadis konumuz mudur o kadar çok fazla girer miyiz bilmiyorum ama. Yok hani e, şey geçti diye kavram geçti evet. diye ha, izleyicilerimiz ne olduğunu bilsinler. yani... E, bir hadise kutsi dendi diye e, onun sahih olması veya zayıf olması veya uydurma olması mümkündür. Hmm. Rivayet tekniği bakımından. E, nasıl sahih olabilir? Yani peygamberimiz bir ayeti anlatırken e, altında Allah şöyle dedi diye belki ayeti aynen okumaz da bir anlatımda bulunur. Belki bunun nakli gelebilir. Yani dolayısıyla bir ayetle e, kelime kelime olmasa dahi mana itibariyle örtüşebilir bu. Hmm. Ama işte levlake dediğimiz rivayet bakın sen olmasaydın sen olmasaydın alemleri yaratmazdım diye. İşte Allah Teala'nın sanki ağzından geliyor Gör. ama peygamberimiz bunu dillendirdiği için. Hadis kitapta da geçmediği için hmm. yani Kur'an-ı Kerim'de de geçmediği için hadis olarak değerlendirilmiş. Velhasıl levlake de böyle ama herhalde birazdan da gireceğiz aslında bizim erken devir kaynaklarımıza, bu anlamın yani peygamber olmasaydı, ya nebi olmasaydı, bazı şeyler yaratılmaz da anlamının girişi biraz farklı. Hmm. Yani tam olarak kutsi hadis formunda değil, değil. çeşitli şekilleri var. Nasıl oluyor hocam? İlk ilk nasıl e, giriyor ya da ilk e, nerede görüyoruz bu kavramı, Şimdi, bu manayı? Öyle mi gidelim Ya da sizin belki başka yani, bir insicamınızı bozmayayım? Ben başka bir yol kutsi belirledim. Kutsi hadis olarak nasıl rivayet edilmiş? Veya bugün kullanılırken hangi kaynaklardan kullanılıyor? Buradan başlayalım. Tamam, yani buyurun. sondan başlayalım. Buyurun, buyurun, tamam. Çünkü o başta nerede geçiyor falan bu pek kullanılmıyor. Tamam. Çünkü o bir hadis kaynağı değil. Hmm. Geçtiği yer. Yani bir e, İslam tarihi hikaye karışık bir kitapta geçiyor. Hmm, yani aha. ilk e, bu anlamın geçişi tespite göre, tespitime göre diyeyim. E, bu şekilde ama e, şimdi... İsterseniz şöyle yapalım. Burada bir hikaye anlatılıyor aslında. Bir hikayeden kesittir. Taberani diye bir muhaddis vardır. Hı hı. Çok muteber, kabul edilmez. Hı hı. Kendisi de 3. yüzyılın sonlarında, 4. yüzyılın başlarında yaşamış hicri olarak. Yani 360'da hicri vefat etmiş bir muhaddistir. Ki Taberani hadis rivayetinin yazımının altın çağı denilecek Buhari, Müslim vesaire kitaplardan 100 yıl sonra geliyor. Hmm. Yani ilk önce bir rivayeti değerlendirirken neden daha eski kaynaklarda veya muhaddislerce muteber kabul edilen kaynaklarda bu neden geçmez, geçmez diye olur. her muhaddis düşünür. Hmm. Bunu düşünür, düşünmüşlerdir. Zaten sonda söyleyeceğimiz gibi buna uydurma demelerinin en önemli gerekçesi hmm. de budur. Evet. Yani 360'a kadar neredeydi bu rivayet? Derler. O kadar kitap yazıldı bu zamana kadar. Şimdi şöyle geçiyor. Mesela Taberani'nin Mu'cem kitapları vardır. Mu'cem denir. Ee, Halife Ömer radıyallahu anh'ın ağzından anlatılıyor olay. Ve peygamberimiz e, anlatmış. Hı hı. Ömer radıyallahu anh'a. Ve o anlatıyor diye geçiyor. Ee, bu olay e, Adem aleyhisselamın yaratılışına götürülüyor da. Yani Adem aleyhisselam Yaratılmış, ondan sonra da malum günahını işleyince hı hı. E, bu şekilde geçiyor. İşlediği günahı işleyince e, başını kaldırdı arşa, arşa doğru. Yani Allah Teala'nın arşı vardır, bir kürsüsü vardır, hı. anlayışı var ve bir maddi olarak. Böyle bir mekan. Evet, bir mekan, e, bir koltuk. Özellikle e, ayetlerde bir takım. E, anlaşılamayan belki veya müteşabih diyebileceğimiz ifadeleri aynen kabul eden. Mesela Allah'ın eli ifadesini aynen Allah'ın eli vardır gibi kabul eden bir zihniyet vardır. Özellikle bu Bugün de var hocam. Bugün de var. Yani Ahmet bin Hanbel ve talebeleri bu noktada çok etkili olmuş. Şimdi dolayısıyla arşı Allah Teala'nın üzerine istiva ettiği kurulduğu bir maddi varlık gibi görüyorlar. Başını arşa kaldırır Adem ve orada Allah'a şöyle der. Muhammed hakkı için beni bağışla. Günah işledi ya. Adem Aleyhisselam. Adem Aleyhisselam. Yani Muhammed hakkı için beni bağışla. Şimdi Allah da ona şöyle vahyeder: eder. Muhammed ne? Muhammed kim? Yani sen nereden biliyorsun? Anlamında. Çünkü Adem Aleyhisselam tek var daha o zaman kimse yok. Yani o nereden çıktı? Adem Aleyhisselam da Beni yarattığında başımı arşıma, arşına doğru kaldırmıştım. Arşında o kürsünde gördüm ki la ilahe illallah Muhammedur Resulullah yazıyor. Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed onun elçisidir evet. diye yazmışsın oraya sen. Dolayısıyla bildim ki sen arşına kendi isminle beraber yazdığın kişi çok şanı yüce bir kişi olması lazım. Dolayısıyla onun hakkı için Muhammed hakkı için beni bağışla dedim sana. Bu arada Allah'ın haşa yani sen nereden biliyorsun demesi de evet. ayrı bir e evet. şey yani oraya yaz. Gedir Muhammed o yazın nedir, orada anlat olduğunu bir an haşa neyse evet. tamam buyurun yani, Tabii ki şimdi Başlamadım. zaten hikayeyi anlatalım da e, seyredenlerimiz <laughs> yorumda onlar karar versin. Yorum yapmamıza da aslında pek gerek, gerek kalmayacak, kalmayacak. kalmayacak. Ve Allah ona da şöyle vahyediyor Yani Tabi Adem o esnada Muhammed'in ismini görüp çok yücedir muhakkak diye düşündü. Şimdi Allah, Allah Teala ona bilgi veriyor. Diyor ki, ey Adem o senin soyundan gelen nebilerin sonuncusudur. Ümmeti de senin zürriyetinden olan ümmetlerin sonuncusudur. Eğer o olmasaydı, ey Adem o olmasaydı seni yaratmazdım. Hmm. Aslında biraz düşünce burada insanın yaratılışı zaten başta da e, ayeti verdiniz Zariyat suresinde. Hı hı, evet. Yani cinler diyor da tabii insanların da yaratılışı Allah kulluk etsinler. Evet. Ama o olmasaydı seni yaratmazdım. Ya. Demek ki varmış o anda da. Var, evet. Yani manada buradan çıkıyor. Şimdi yani Adem Aleyhisselam'dan önce de varmış. varmış Hiçbir yani, şey yaratılmadan ruhaniye, önce de varmış. E, Allah Teala'nın e, ilk yarattığı varlıktır deniyor. Yani bilhassa belki felsefi düşünceyle karşılaştığında e, Müslümanlar e, coğrafyalarını genişlettiklerinde e, a, e, Tanrı aşkın varlık neyse ilk defa neyi yarattı meselesinin tartışıldığını görünce belki e, diyorlar ki Allah neyi yaratmıştır işte hadi onu yaratmıştır yani Muhammed Aleyhisselam'ın ruhunu yaratmıştır belki. Hmm. Yani bu noktada yaratılış hususunda Belki yeni eflatuncu felsefe vesaire etkili olmuş olabilir diyorlar. Evet. Yani Müslümanların oradan gördü. Hı hı. Hani kimse Kur'an-ı Kerim'den bunu Müslümanlar böyle bir düşünce almıştı diyemiyor zaten aslında. O zaman şimdi, hatta şunu bile diyemiyoruz. <laughs> yani belki bilmiyorum ben fazla mı ileri gitmiş olurum ama bu, bunlar söyleniyorsa hocam bu Müslümanların Kur'an-ı Kerim'den bir düşünce alma gibi bir şeyler ihtiyaçları da yok gibi duruyor. Yani bu bu kadar Kur'an'a aykırı bir şey kabul edilip İslam diye e, kabul edilebiliyorsa ya da en azından belli bir akım tarafından tabii. dillendirilebiliyorsa o zaman Kur'an'la tamamen bir haber bir Müslümanlıktan bahsediyoruz tabii demek. şimdi niyet e, karşı taraftaki görüşle tartışmak olunca belki yani. Onun argümanlarıyla hareket ediyorsunuz. Evet. Yani Kur'an-ı Kerim'i koymuyorsunuz belki de... Bunları... ...onların düşündüğü gibi mi düşünmeye çalışıyorsunuz? Tabii bilemiyorum. Evet. Ama bu esnada hani... ...hadis uydurma faaliyetlerinde... ...zındık, münafık... ...insanların da etkisi vardır. Hmm. Hadis uydurmada. Belki kötü, kötü niyetli insanlar da... ...akideyi bozmak için... ...bu tür şeyleri uydurmuş olabilirler. Hmm. Bu ihtimal de var. Yani hakikaten... Akideyi yani inancı bozacak şeyler. Tabii. Bunlar aslında. Hani görünüşte e, Peygamberi yüceltiyor görünüyor Gözüküyor ama. E, Biraz da ne söylediğimizde farklı varmıyor. Anlayışı, bozu anlayışı bozuyor tabi. Anlayışı bozuyor yani. E, şimdi velhasıl bu taberani'de geçen bir rivayettir. E, hadis kitaplarına e, alınmamış. Bu da bir hadis kitabı ama e, nasıl söyleyeyim? Dördüncü beşinci derece hadis Hı -hı. kitapları. Yani pek muteber kabul edilmeyen bir hadis kitabıdır. Hmm. Ama hadis kitabı mı? Hadis kitabı işte taberani derler. Hmm. Kaynak olarak gösterirler. Kaynak yani. olarak gösterenler olur. Hmm. Biz bu noktada tabi şuna bakmamız lazım. Yani bu gösteriliyor burada ama bu bir hadistir. Hadis ise o zaman hadis uzmanları ne derler bu rivayete? Biz metnini hmm. konuşuruz tabi ama bir kere hadisçiler ne diyorlar? Bunu? Hmm. Kullanacağız ama hadisçiler bunu kabul etmiyorsa. Şimdi ilginç olan nokta şu. Bu e, aynı metin bir de e, aslında muhaddisler nazarında muteber olmayan. Hakim en Buri'nin kitabında da geçer. Müstedrek diye bir kitabı vardır. Orada da bu bu metinde Hı. geçiyor. E, şimdi Hakim bir muhaddistir. İddiası da ben Buhari, Müslim'in Buhari ve Müslim önemli muhaddisler olarak, hadisçiler olarak kabul edilir. Ben Buhari ve Müslim'in şartlarına uymakla beraber onların kitaplarını almadığı hadisleri alıyorum der. Hmm. Zaten aslında en baştan kendisini ortaya koyuyor. Yani onlar almamış ama şartlarına uyuyor, ben alıyorum. Dolayısıyla Müstedrek dediğimiz bunun kitabı çok muteber değildir açıkçası. Hatta hmm. pek muteber değildir desek daha doğru olur. Şimdi baktığımız zaman bunun ikisinin de senedinde Belli bir yere kadar aynı ravilerin olduğunu görüyoruz. Yani aynı kaynaktan gelmiş gibi sanki. Hı hı. Aynı yerden gelmiş gibi sanki. Ve uyduran insanlar aynı insanlarmış gibi sanki. Ve netice itibariyle bakıyoruz ki... Mesela birinin rivayet zinciri içerisinde... ...hiç tanınmayan bir ravi varmış. Buna meşhulül hal derler. Hı. Hadis ilminde bilinmeyen bir ravi muhtemelen o bilinmeyen ravi bunu uydurmuş. Hı. O ravi de belki insanlara bir şeyleri anlatmak için, insanları heyecanlandırmak için ya bir da takım menfaat bir yerde belki. olabilir. Evet. Yani bunları insanlara anlatmak için de uydurmuş olabilir bir yerde. Hı. Mesela ismini de vereyim Abdullah bin İsmail el-Medeni. Hatta Muhammed bin Davut arkasından bir tanınmayan ravi daha var peş peşe. Hı. Yani bunu muhaddisler söylüyor. Meşhulül hal. Hiç tanınmıyor. Tek rivayetleri var o da bu diyorlar. Dolayısıyla buradan zaten uydurulmuş olduğu anlaşılıyor. Peş peşe iki tanınmayan ravi. Ve alt tarafında yine zayıf bir ravi daha var. Yani hiç tanınmayan iki ravi ve bir zayıf ravi. Bu hadis ilminde açıkçası çok zayıf bir hadisdir. Bu, şimdi bu zincir dediğimiz şey hocam. <laughs> ee, hadisin metniyle değil tamamen e, Resulullah'a ulaşması ile evet. alakalı evet. aktarım zinciri aktarım zinciri ee, biz ona o... Ravi zinciri diyoruz yani kim kimden almış ne yolla kime nakletmiş kim kimden almış ne yolla kime nakletmiş zaten bir hadisin e, e, sahih mi değil mi olduğu da yani bu bu e, Levlaki hadisi üzerinden değil herhangi bir hadisin sahih mi değil mi olması Metinle mi alakalıdır yoksa bu aktarım zinciriyle mi alakalıdır? Yani biz sahih hadis dediğimiz evet. zaman zinciri sağlam mı demek isteriz yoksa metni uygun mu demek isteriz? Aslında ikisine de demek isteriz. İkisini de mi demek isteriz? İkisini de demek isteriz. Şimdi senet sağlam olabilir. Güvenilir raviler aralarında kesinti yok bilinen insanlar hı hı. olabilir ve birbirlerini görmüş insanlar, hoca talebe ilişkisi içerisinde bulunmuş insanlar olabilir. Hı hı. Yani senet sahih olabilir. olabilir. Ama muhaddislerin genel kuralı senedin sahih olması metnin sıhhatini gerektirmezdir. Hı. Peki açıkça bu. Peki bu mesela biz bunu söyleyen muhaddislerin kitaplarındaki hadislerin bu şekilde değerlendirildiğini söyleyebilir miyiz? Yani senedi çok sahih Evet hmm. zincir dediğiniz gibi e, kopmadan gitmiş ve hepsi muteber güvenilir insanlar. Ama metin şey olmadığı için e, biz bunu e, sahih kabul edemeyiz mi e, denir bu kitaplarda yoksa tam tersi bir ifade mi vardır? Yani genelde nedir? Yani en şu, şu genel, met, metni tenkit etmek yani biz buna metin tenkidi diyoruz. Hmm. Şimdi bir senet tenkidi var bir metin evet, tenkidi, metin var. tenkidi evet. var. da. O hadise sahih diyebilir mi? Deniyor mu yani? Onu söylemek istiyorum. istiyorum. Metinde problem var ise sahih denmez. denmez. Ama genellikle metin problemleri. Eğer bir karıştırma yok ise metinde. Hı hı. Yani metin e, düzgün ama bir yerlerde Ravi birkaç cümleyi karıştırmış, yanlış ifade etmiş. Hı hı. Buna uyarırlar yani burada bir yanlışlık var. Bu kısım dışındaki sahih der mesela. Hı hı. Ama genellikle metin problemleri hadisin e, zayıf olmasın değil de uydurma olması sonucunu doğuruyor. Çünkü metni değerlendirdiğiniz zaman diyorsunuz ki bu Kur'an'a aykırıdır. Dolayısıyla o zayıf olmaz artık. Hmm. Kur'an'a aykırı ise yüzde yüz uzlaşmaz Kur'an'a aykırı ayete aykırı ise ona zayıf diyemezsiniz artık. Hı hı, ona uydurma dersiniz Dersin. doğrudan mevzu dersiniz. Yani tabi burada senedi verdik şiddetli zaaf var. Hakimde geçen hadiste de Ebul Haris diye hadis uydurmakla itham edilmiş bir ravi var. Hmm. Onu da biliyorlar yani. Hadis uydurmakla ilgili. Levlaki e, Evet. Için. Yani bu rivayetin diğer kanalı. Evet. Bu sabukalı bir e, zaten <laughs> işte bu e, noktaya dayanarak e, muhaddisler uydurma demişler. Hmm. Ama bu noktaya dayanarak. Hmm. Yani metinle alakalı dememiş. Öyle bir ifade görmedik ne zamana kadar? E, 20. yüzyıla kadar Albani veya Elbani denilen bir muhaddis vardır. Hmm. Yani Arnavutluk doğumlu. Ha o yüzden elbani. Hmm. E, ona kadar metni çok fazla değerlendiren de olmamış. Zaten senede bakmışlar. E, eski kitaplara da bakıyorlar. Daha önce 100 yıl, 200 yıl önce yazılmış hadis kitaplarını. Orada da yok. Hmm. Dolayısıyla bu uydurmadır. Diyen ilk o. Diyen e, son o. Ha son o. Son yani uydurmadır o. Uydurmadır diyen son. Yani muhaddisler bunu söylüyor senede bakarak. Ama tamam. metne bakan... ...ilk o diyebiliriz belki. Metne bak. Yani, tamam, yani manaya bak dünya çapındaki muhaddislerden bahsediyorum. <laughs> Anladım. Tabi. Evet e, hocam, yani sonuçta zaten bu ifade Kur'an'la e, taban tabana zıt bir e, mana evet. içeriyor. E, peki şimdi e, bunun senet olarak yani daha doğrusu e, ne dedik ona e, bağlantı zinciri ya da ravi evet. zinciri bazında rivayet eden kişilerle kişiler ilgili güvenilmez olduğunu anladık. Çok açık. Evet. Çok açık. Peki, e, nasıl olmuş da bu bu kadar meşhur, bu kadar kullanılır bir hale gelmiş? Yani ve nasıl ne ne maksatla kullanılmış? Yani evet. şimdi o zaman tabii hadisin rivayetin çıkış yerine biraz kaynağına bakmak tamam, lazım. Buyurun. Ama öncelikle isterseniz birkaç e, muhaddis ismi de söyleyelim? söyleyelim yani uydurma buyurun. hadisle ilgili kitap yazan uydurma hadis uzmanlarıdır bunlar. Hı, hı. Tabii şunu da eklemeyi unutmuşum. Mesela yine Hakim'de levlaki şeklinde de bir rivayet var. Hakimin kitabında. O da aynı şekilde uydurma olarak kabul edilmiş. Şimdi bakıyoruz. İlk defa Sagani diye bir muhaddis vardır. 650 yılında vefat ediyor Hicri olarak. Hı hı. Mevzudur diyen odur tespitimize göre. 600 e, kaç Alt, yıl? 650'de vefat altı etmiş. Yani 7. Yüz. yüzyıl muhaddisi bu hadis mevzu sünde, yani uydurma uydurma evet mevzu uydurma sonradan ortaya konulmuş demek şimdi bu hadis baktığımız zaman bu bahsettiğim kitaplarda hadis formunda yani ravi zinciri var hmm. değerlendirebiliyorsunuz hmm. ama daha önce ravi zinciri yok yani daha önceleri ravi zinciri yok iken sonradan, bir anlam olarak girmiş de işte bir anda zincir e, oluşmuş. üçüncü yüzyılda dördüncü yüzyılda mesela hakim ...dördüncü yüzyıl e, alimidir, hmm. muhaddisidir. İkinci yarısı hatta. Dördüncü hmm. yüzyılın ikinci yarısı. Yani 405'te ölüyor, beşinci yüzyılın başında. Hmm. Dolayısıyla yani daha sonra mesela beşinci yüzyıl alim yine Beyhaki de bunu almış. Ama e, ravi zincirleri aynı. Sanki birbirlerinden almışlar. Hmm. Ve çok da herhalde senet itibariyle tek yerden gelmiş ilk dört ravisi, peygamberimizden itibaren. Hmm. ...çok fazla kanaldan uydurmamışlar. Ama 3-5 kitap birbirlerini takip ede de bunu hadis olarak almışlar. Hı. Velhasıl buraları kullanarak bugün... ...yani Taberani, e, Hakim ve Beyhakî'yi kullanarak... ...belki daha sonra gelen Kadı İyaz vardır. Aynı senetle almıştır. Onu da kullanarak bugün bir takım kitaplarda tekrar bu rivayet yer alıyor. Hı hı. ve Belki bazı... Tasavvuf kitaplarında yer evet. alıyor. Ve sıkça da kullanılıyor. Zaten tasavvufta evet. biraz sonra inşallah e, şimdi bir ara vereceğiz. Evet. E, ondan sonra bu e, levlake manasının daha doğrusu... E, ...önceki kitaplardaki uydurulmuş halini, tasavvufta nasıl kullanıldığını... E, ...ve hatta çağdaş kullanımlarını da inşallah görmeye çalışacağız. Evet. Ama kısa bir ara verelim, bir nefes alalım. E, biraz sonra tekrar birlikteyiz. Evet.